Atatürk Dürüm Çankaya'da etrafında bulunan kimselere demiş ki ben adımı değiştiriyorum, Kemal yapıyorum. Bütün Kemaller eşektir demiş. Atatürk sandı ki böyle söyleyince Türkiye'deki bütün Kemaller isimlerini Kemal olarak değiştireceklerdir. Hiç kimse Kemal ismini almadı. Hatta burada var, onu isterseniz gösterelim. Kemalizmi Kemalizm diye yazdılar, ortaya koydular. Ne zaman çıkmış bu kitap? 1936'da çıkmış. Atatürk'ün nüfus cüzdanında ismi Kemal'dir. Atatürk, Mustafa ve Kemal isimlerini katiyen benimsemedi, sevmedi. Mustafa'yı M olarak kullandı. Kemal'i de Kemal yaptı. Atatürk ismini sevdi. Gerçekten Atatürk ismi de güzel bir isim. Ama dediğim gibi kendisinden başka hiç kimse Türkiye'de 1934-35 yılından bugüne kadar Kemal ismini almadı. Ne demek Kemal? Kemal varken Kemal'a gerek var mı? Peki bundan da vazgeçmedi mi? Yani ölünceye kadar Kemal mı kaldı? Ölünceye kadar Kemal kaldı. Atatürk'ün nüfus cüzdanında ismi Kemal'dir. Ve Atatürk gerçekten bütün Kemalleri eşeklikle suçlamıştır. Düşünebiliyor musunuz? Yahya Kemal eşek, Vehçet Kemal eşek, Namık Kemal eşek. Kim eşek değil? Atatürk Kemal ismiyle olmaz. Şimdi Kemal'in ne sakıncası var bu kadar? Arapça olduğu için hanımefendi. Arapça ismi taşımak istemiyor Atatürk. Sevmiyor, sevmesin sevmediği kadar. Ama Atatürk sevmiyor diye ben de Kemal isminin karşısına mı dikilip durmalıyım? Hayır. İstediği kadar adını Kemal diye. Yakınları da Kemal diye mi sesleniyordu? Tabii tabii. Kemalizm dediler. Katiyen Atatürk'ün yanında Kemal ismini kullanmadılar. Kemal ismini değiştirme hakkı yoktur. Kendisine Kemal diyebilir. Niye? Ama mahkemeye gidip de ismini değiştiren insanlar var. Olabilir, diyebilir ama biz onu Kemal olarak biliyoruz. Biz Kemal deriz. Ama Atatürk'ün ismi nedir diye bana sordukları zaman ben Kemal Atatürk derim. Atatürk öyle değiştirmiş. Fakat Kemal mi Kemal mı diye bana sorarsanız katiyen Kemal değil, Kemal derim. Burada şimdi Kemal mi yazıyor? Burada Kemal yazmıyor mu hocam? Ne yazıyor? Burada adı, burada Kemal yazmıyor. Kemal mi yazıyor orada şimdi? Orada hayır, orada Kemal diye çıkıyor ama aynı zamanda Atatürk'ün Kemal diye çıkan ismi de var. Değiştirdi sonradan. Kendisine Atatürk'e dediler ki İslamiyet'ten önce bir takım Türkler kale karşılığında Kemal kelimesini kullanıyorlardı. Atatürk ondan sonra değiştirdi. Size şunu söyleyeyim, sözlerimin arasında ifade ettim. 93 kitap okudum, müze tamamlamak istiyorum. Atatürk'ün zamanında ve Atatürk'ün çevresinde bulunan kimselere kastederek söylüyorum. Ve bu benim samimi inancım. Atatürk demiş olsaydı ki bulunmuş olduğu mecliste, arkadaşlar 2 kere 2, 179 eder. Bir tek kişi, ama bir tek kişi, paşam acaba 2 kere 2, 4 etmez mi diye bir soru soramaz Atatürk'e. Katiyen. Etrafında bulunan, evet paşam 2 kere 2 gerçekten 179 eder diye onu tasvip etmişlerdir, tasvip ederlerdi. O bakımdan kimse Kemal ismine itiraz etmedi. Ama Kemal ismi de sadece Atatürk'ün nüfus cüzdanında kaldı. Olabilir, sevmiyor kendisi. İsmini öyle düşünmüş, öyle koymuş. Düşünsün, koysun. Ama biz hep Kemal ismini severiz, Kemal ismini kullanırız. Yabancı kelimeleri Türkçe karşılıklar noktasında da zayıf olduğumuzu düşünüyorum. Yine kitaptan bir bölüm, yabancı kelimelere karşılık bulma komisyonunun teklif ettikleri, bakar mısınız? Dumping, düşürüm. Kim düşürüm diyor? Kim düşürüm der? Büyük dumping yazarlar, büyük düşürüm diye kimse yazmaz. Duayene ne demişler? Valla merak ettim. Aksakal. Aksakal mı? Evet, kitapta öyle yazıyor. İşte bir duayen yazarımız bizlerle, işte bir aksakal yazarımız bizlerle birlikte deyince komik kaçıyor. Ama bu Türkistan'da kullanılan bir kelime. Yaşlı kimselere aksakal diyorlar. Bizde aksakallılar da var. Evet. O ayrı, evet. Eski, o ayrı ama evet. Bizi de kullanın. Empati. Duygudaşlık. Haydi bir duygudaşlık kuralım. Lütfen benimle duygudaşlık kurar mısın? Benim durumumu düşünün. Zor, çok zor. Enflasyon, para şişkinliği. Çok kötü. Para şişkinliği. Dalga geçiliyor değil mi efendim? Hayır, burada hayır. Samimiyet var mı? Hayır, İyi niyet var mı burada? Türk Dil Kurumu'na mensup Türk Dil olan kurumu kimseler bunlar teklif ediyor. Yani işte dalga geçiliyor yani. Hayır. Yani onların samimi olduklarını, Türkçenin inkişafına hizmet ettiklerini, millete hizmet etmek istediklerini düşünme imkanı var mı? Flaş, çakıntı. Eminim. Çakıntı. Yani şundan ben eminim şahsen.
Yani herhalde gülerek yapıyorlardı bir şey. İş gün, hoş gün, beş gün, baş gün diye hani haftanın günlerine de izin vermişlerdi. Komisyonlar var, o komisyonlar tespit etmiş bu kelimeleri. Herhalde kahkahalar arasında. Bilmiyorum, herhalde düşün. First Lady, baş hanımefendi, fikstür karşılaşma, bu güzel. Karşılaşma takvimi, bu güzel. Fast food, ayaküstü. Ama fast food ayaküstü değildir ki. Tıkıntı. Fast food hani hızlı mı? Hızlı tıkınmak. Hızlı tıkınmak, hızlı. Öyle bulunabilirdi. Faule hata demişler. Bu da olabilir. Böyle böyle örnekler söz konusu. Az önce sizin bu helal ve haram kavramları üzerine sözlerinizle birlikte şu benim aklıma geldi. Kitapta güzel bir bölüm var. O da şununla ilgili. Biz bazı maneviyat içeren, manalar içeren kelimeleri o kadar boş yerlerde kullanmışız ve bazı dükkanlara bunun ismini vermişiz ki anlam tamamen boşalıyor. Şimdi onun yerini bulacağım ama bir yerde şuydu, Miraç asansörleri. Çok kötü. Evet. Çok kötü. Saygısız bir ifade. Evet, 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 evet. Ki saygısız. Bu tek de değil, bu çok yapılıyor. Evet. Çok yapılıyor. Evet. Ve artık çok da umursanmıyor. İdraksız adamların, terbiyesiz adamların ortaya koymuş oldukları bir çirkinlik bu, evet. Cihat köfte. Of. Evet, çok kötü. Ciddiyetten yoksun. Tavaf otomotiv. Çok kötü. Hira nakliyat. Gerçi Hira çok isim olarak da kullanılıyor. Hicret pastanesi. Hicret. Cihat teneke. Ama benim için olabilecek en uç nokta Miraç asansör. Bunları neden böyle kullanıyorlar biliyor musunuz? Benim kanaatime göre. İslami konularda hassasiyeti bulunan bir takım kimseleri kendilerine çekebilmek için. Adam mesela bahsettiğiniz, üzerinde durduğunuz o Miraç kelimesinden, cihat kelimesinden, dini duyguları dolayısıyla heyecan duyuyorsa, o şirkette, o dükkanda, o otomobil üzerinde o kelimeleri duyduğu zaman oraya karşı bir yakınlık duyacaktır. Duyar ama çok dikkatli olmak, çok hassas olmak, bu kelimeleri böyle yanlış yerlerde kullanmamak lazım. Şimdi fakat ne olacak? Asansöre bineceksiniz de orada Miraç kelimesini 7. kata basınca göğün 7 kat üstüne çıkacağım. Değil. Ya nedir bu şimdi? Allah'ın değil. Huzuruna çıkacağım mı? Yanlış. Değil. Düşünecek adam. Ne saçma sapan bir şey. Siz de çok vulgarize etmeyin. Yani tamam. Anlaşıldı mesela. Yani, ama öyle değil. Bir hafiflik söz konusu, evet. Bir kesinlikle. Hamlık söz konusu. 50 yıl sonra, en çok 50 yıl sonra bizim bütün caddelerimizin, bütün meydanlarımızın, bütün yerleşme merkezlerimizin isimleri İngilizce ve Fransızca olacaktır. Bu bizim Batı dünyası karşısında okuyan yazan ama tam bir aşağılık duygusu içinde bulunan insanlarımızın gafletinin getirdiği bir büyük vebaldir. Ben bu konuyu Bülent Arınç Beyefendi ile münakaşa ettim. Kendisi bana önce bir şikayetini söyledi. Bir dil toplantısında beraberdik. Dedi ki, Ankara'da bir cadde var. Ben o caddeden geçtiğim zaman kendi kendime düşünüyorum. Acaba yabancı bir ülkenin caddesinden mi geçiyorum? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin başkentinin bir caddesindeyim diye düşünüyorum dedi. Dedim ki, beyefendi, bu son derece üzerinde durulması gereken bir husustur. Ve Türkiye için büyük felaketlerin başlangıç noktasıdır. Eğer dedim siz bu meseleyi halletmezseniz 50 yıl sonra Türkiye adeta bir sömürge devleti olacaktır. Benim bir arkadaşım var dedim, o bir araştırma yapmış. Şimdi rahmeti rahmana kavuştu. Türkiye'de çıkan 100 dergiden 70'inin ismi İngilizce ve Fransızca. Türkiye bir sömürge devleti hanımefendi. Hipodromlarda koşan atlarımızın isimleri bile artık İngilizce olmaya başladı. Ayıbın ötesinde bir ayıptır. Telefon açtım, dedim ki siz bu atlara yabancı isim koyduğunuz zaman bunlar daha mı süratle koşuyorlar? Niçin? Hayır efendim, at sahipleri bu isimleri bize getiriyor, biz de künyelerini öyle yazıyoruz. Şimdi Bülent Arınç'a dedim ki, beyefendi, bu facianın önüne geçmek dünyanın en kolay işlerinden birisidir. Ama aynı zamanda dünyanın en zor işlerinin de başında gelmektedir. Niçin dedi, anlattım. Bir kanun çıkaracaksınız. Taş patlasa milletvekillerinizden birisi 5 dakikalık bir zaman ayıracak ve bir kanun çıkarılacak. Türkiye'de yabancı kelimelerle iş yeri açılmaz. Bu esası uymayan kimseler söz gelişi 3 milyon liradan 5 milyon liraya kadar para cezasına mahkum edilir. Bu kanunu belediyeler uygular. Biter gider dedim. Hiç kimse yabancı isimlerle dükkan açamaz, mağaza açamaz. Şöyle bir itiraz
ortaya koyabilir miyim? Evet, tabii. Müsaadenizle. Üçümüz bir mağaza açtık. Burada evet. Bir dükkan açtık. Taksim'de. Ama bir internet sitemiz de var. Ve e-ticaret de yapılıyor. İnternetten bizim ürünlerimizi istiyorlar. Ve biz dünyanın bir başka noktasına bunu gönderebilme fırsatına sahibiz. Evet. Ne koyalım? Bakiler mi koyalım? Ne koyalım? İnanç daha zor. İnanç ticaret koyduk. Şimdi inanç ticaretin Amerika'da, İspanya'da, İtalya'da, Gana'da anlaşılır olması, akılda kalır, özellik taşıması zor. Niçin ama, efendim? Niçin? Biz onların kelimelerini aklımızda tutuyoruz, kullanıyoruz. Onlar neden bizim kelimelerimizi ellerinin tersi iletiyorlar? Düşünsün, kullansın efendim. İnanç mı koyalım? Çeyli mi olsun? Olabilir. Yani inanç da koyabilirsiniz. Başka Türkçe bir isim de koyabilirsiniz. Biz nasıl o ülkelerin dillerine yakınlık duyuyorsak, gösteriyorsak, o dilleri konuşuyorsak, onlar da bizim dilimizi öğrensinler. Hep fedakarlık bizden mi gelmeli efendim? Hep biz mi onlara benzemeliyiz biraz da onlar bize benzesinler? Ah keşke. O bizim insanımızın tavrına bağlı. İşte Bülent Arınç Beyefendi eğer benim bu söylediklerimi dikkate alsaydı da meclisten böyle bir kanun çıkarsaydı bu işi kökünden hallederdik. Ona örnek verdim, dedim ki siz kapalı yerlerde sigara içmeyi yasakladınız. Hı. AK Partisi bütün milletvekilleriyle dedim bir kahvehaneye gitseydiniz ve onlara deseydiniz ki yapmayın bu sigara içmeyin bu çok melun bir rahatsızlık verici bir illettir. Çoluğunuza çocuğunuza yazık, sağlığınıza yazık deseydiniz millet gülerek sigaralarını tüttürerek sizi dinler dedim. Ama dediniz ki kanun çıkardınız kapalı yerlerde sigara içilmez ve bunun cezası 69-79 liradır. Kökünden kesip attınız dedim. Bu dil meselesini de böyle halletmeniz mümkün. Bana ne dedi biliyor musunuz? Ama biliyor musunuz dedi biz o kanunu çıkardığımız için ne kadar çok hücumlara uğradık. Anladın mı? Meseleye o oy açısından bakıyor. Oy açısından bakmazsınız. Kanunuzu çıkarırsınız. Devletin selameti bakımından, geleceği bakımından ne yapmak gerekiyorsa onu yaparsınız.